Ayça o adam ki. Hangi adam? Aa, o kim ya öyle? Anne! Efendim çocuğu? Ya içeriye değişik bir adam girdi. Ne adamı? Adamın ne işi var bizim evde? Ya bilmiyorum ki, son anda gördük. Böyle gömlekli, şortlu, şapkalı değişik bir adam. Ha, o şey, o şey. Kim? Yukarıki banyonun musluğu bozuldu, tesisatçı çağırdım baksın diye. Hah, odur. Hadi siz yüzün, ben ondan ilgilenirim. Hadi. Şirket batmış be kadın, batmış şirket. Yakındır bu evi de elimizden alırlar. Aman Allah korusun. Ya ama bundan sonra enselerindeyim. Demir Efendi onca emektarı bir çırpıda kapının önüne koymuş. Aa! Ya sen de gelmişsin. Hakkı Bey çocuklar çalışıyor. Hakkı Bey işler yolunda. Hepiniz beni aldattınız. Sus kız, duyacak. Duyarsa düşsün be. Anne neredesin? Buradayım. Buradayım. Dur kızım dur. Aa, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum? Babana bakmaya geldim. Bu şapka tesisatçının şapkası değil mi? Evet. Musluğun yanında unutmuş bunu. Ben de babana bakmaya buraya çıktım. Elimde kalmış. Elin tesisatçısından sana ne kızım? Ha? Sen Hafiye misin? Tamam anne ya, ne bu sinir böyle? Hadi yüzmeye sen, hadi. Gidiyorum, tamam. Olanları gördün değil mi Hakkı Bey? Az daha yakalanıyorduk. Ah Muazzez, ah. Koyunlarımı öldürdü. Güya benim koyunlarım çitini aşıp bahçesini mahvetmiş. Dünür olacak sözde. 3 tane hayvanımı ateş edip öldürdü ya. Cesetlerini de kim bilir nereye attı. Dün gece ben galiba bir silah sesi duydum. O muydu acaba? Tabii ya, oydu oydu. Siz hiç merak etmeyin. Mahkemede maddi manevi her türlü tazminata mahkum ettiririz Kemal Bey'i. Bakın siz dünür olacaksınız. Yani bu iş mahkemeye gitmeden de pekala çözülebilir. Dünür münür olmam ben o adamla. O iş bitti. Nişanı attık biz. Tabii ki ama ben bir şey diyemem, ama sizin kararınız. Ama yani bu mesele mahkemeye giderse yıllar yıllar sürebilir. Ama arabuluculuk yoluyla uzlaşmak isterseniz istediğinizi çok kısa bir sürede alabilirsiniz. Ha, bak bu daha iyiymiş. Bir an önce cezasını çeker o zaman. Hadi bakalım göreyim sizi. Gidin çökün şu Kemal Efendi'nin gırtlağına da görsün gününü. Ben gidiyorum Demir Bey. Tamam Seyfi abi, gel yolcu yapayım ben sana. Tutturdun yine arabuluculuk diye ya. Tutturur Mahvu Hanım. Yani mahkemeleri böyle küçük meseleler için meşgul etmeye gerek yok. Ben bildiğim yoldan şaşmam. Sesiniz koridora kadar geliyor. Gidip Kemal abiyle de konuşalım. İşin aslını aslarını öğrenelim. Hadi Ahu. Ben mi? Ahu mu? Her zaman güzel, alımlı, ne bileyim itici bulmadığım, anlaşabildiğim bir partneri tercih ederim. Ayrıca senin şiddete eğilimin var. Hadi Ahu'cum.